Zamlar çok önemli. Enflasyon tırmanıyor. İşte en son TÜİK'in açıkladığı enflasyon çok fazlaydı. Normalde kimse beklemiyordu %47-48 civarında bir enflasyon oranı açıklamasını, ama işte TÜİK bile dayanabilmiş vaziyette değil. Enflasyon giderek tırmanıyor ama en çok mağdur olan kesim kimler? Emekliler. 16 milyon emekli var Türkiye'de. Onlar büyük bir yaşam savaşı, yaşam mücadelesi veriyorlar. Birçoklarımız gibi, ama durumu onların çok daha kötü. Çünkü 7500 lira aylık maaşla yaşamaya çalışıyorlar. İşte %25 zam yapacağız dedi iktidar. Yaptı, ama 10 milyon emekliyi o zam etkilemedi. Ve emekliler bugün tekrar eylem yaptılar. Tekrar sokağa çıkıp haykırdılar. Yarın da bir kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Orada ne konuşulacak? Kulislere göre şu: tahıl koridoru meselesini ele alacaklar. Bir de memurun toplu sözleşmesini konuşacaklar. E peki emekli maaşı kabine toplantısında görüşülecek mi, görüşülmeyecek mi? Herkesin gözü kulağı orada. Bu zamlarla yaşanmaz. Zamlar geri alınsın. Faturaları, taşları böyle. Tarihin en sıcak günlerinden. Boş tencerenin kaynamasını istiyorlar. Boş tencere kaynamaz. Yeter artık diyoruz. Zamlar geri alınsın. Boş tencerede fatura yakıp taş kaynatarak ses yükseltti başkentte işçisi, emeklisi, sağlık çalışanı, ev hanımları. ÖTV, KDV zamlarının geri alınmasını, maaşlarının enflasyona göre yeniden güncellenmesini istediler. Bize kaşık ucuyla verdiklerini kepçeyle alıyorlar. Bizi çalışırken yoksulluğa, emekli olduğumuzda da sefalete teslim ediyorlar. Aslında dediğimiz işçisi olarak çalışıyorum. 51 yaşındayım. Henüz emekli olamıyorum. 7500 lira emeklilik ücretiyle nasıl geçineceğimi düşünerek iki çocuk okutuyorum. Kira veriyorum. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. İnsanca ücretler istiyoruz. ÖTV, KDV artışlarıyla akaryakıttan gıdaya, ilaçtan ev kiralarına kadar her şey zamlandı. Temmuz ayında aylık enflasyon da %9,9'la son yılların rekorunu kırdı. Tüketici Hakları Derneklerinden emekli sendikalarına, diş hekimlerinden kamu mühendislerine, ev hanımlarına kadar sivil toplum kuruluşları başkentte sokağa çıktı, zamlara ses yükseltti. İnsanca bir yaşam istiyoruz. Yağmur gibi yağmaya devam eden zamlardan açlık ve yoksulluk patlamış durumdadır. Dolaylı vergiler kaldırılsın. En temel hakkımız olan bütün beslenme, bütün yakıt, bütün bunlara zam üstüne zam geliyor. Bu zamlar geri alınsın istiyoruz. İsyan ediyoruz. Benim oğlum Gazi Üniversitesi'nde son sınıfını, okulunu bıraktı. 11 bin lira maaşına şoförlük yapacağım diye uğraşıyor. Bu hak mı? Bu reva mı bize? Benim kızım okuyor ve çalışarak okuyor. Markette çalışıyor. Okulunu o da mı yarım bıraksın? Emekli maaşlarının mutlak artırılması lazım. 7500'de geçinebilecek bir Allah'ın kulu yok. Kiraya yetmez bir 7500. Toplumun her kesimi zamlar geri alınsın diyerek hükümete seslenirken Cumhur İttifakı ortakları da emekli maaşlarına yılbaşı beklenmeden zam yapılsın derken, pazartesi günü kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Sendikalar da toplantı öncesi seslerini duyurmaya çalıştı. Asgari ücret kira artışlarının altında kalmış. Böyle bir yaşam olur mu? Biz çalışırken verdiğimiz primlerin karşılığında onurlu bir emeklilik istiyoruz. Yoksullukta büyük bir sağlık sorunu. Yoksulluğu görebilmek için pazar yerlerinin daha masraflarına giderseniz, çöplükleri karıştıran yurttaşlarımızı gece görürseniz, insanların nasıl bir sefalet içinde olduğunu görürsünüz. 43 yıllık öğretmenim. Emekli oldum ama halen çalışmak zorundayım. Benim aldığım emekli maaşım 12.400 lira. Ankara'da en düşük ev kiraları 16 bin lira. Hükümet yaptığı zamları geri alsın, çalışanlara ve emeklilere bugünün koşullarına göre ücret ödesin. Emekliler maalesef ki açlık yoksulluk içerisinde. Hükümetle zam pazarlığına oturan memurun 2 yıllık zam talebinin kabine gündeminde olması beklenirken, emeklilerin, sendikaların çağrısı hükümete ulaşacak mı? İktidar zamlar geri alınsın, maaşlar yeniden güncellensin talebine yanıt verecek mi? En çok 7500 lira alan emekliler bekliyor.